O abi orada. Heh, tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ramazanınız, teravihlerimiz, oruçlarımız, yapmış olduğumuz bütün hayır hasanatımızı Cenab-ı kabul eylesin. Güzel bir gün. Şevval ayındayız. Hemen bir Şevval hakkında bir hatırlatma yapayım. Kap var, kap. Kap. Kapın içerisine bal koyarsanız kilosu, içine kaymak koyarsanız, süt koyarsanız kilosu, su koyarsanız değişir. Kap aynı ama. Ne koyduğun önemli. Şimdi Ramazan, Şaban, Recep, Rebiülevvel, Rebiülahir gibi bunlar ayın ismi. Bu kap gibidir. İçerisine koymak gerekiyor. Ramazan içerisine farz var. Farz orucu var. Şimdi Şevval ayına 6 gün orucu koymak. Şevval ayında tutmak. Ayın adı Şevval. Şevval orucu demek niyet ederken nafile oruç oluyor. Allah Resulü onun hakkında hemen şey yaptıktan sonra esas konuma gireceğim. Bu izahat yapmam lazım. Her bir Ramazan'a Allah 1'e 10 veriyor. 30 gün oruç, 30 çarpı 10, 300 yapar. Şevval ayında da 6 gün oruca aynı Ramazan gibi sevap veriyor. 6 çarpı 10, 60, 360. Senede de 6 gün oruç tutmak haram, 5 gün. Ramazan bayramının ilk günü, kurbanın 4 günü oruç tutmak haram. 365 gün seneden 5'i çıkarsan, 360 ediyor. 360 ediyor. Dolayısıyla Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam, Şevval ayında da 6 gün oruç tutarsanız, 1 sene oruç tutmuş olursunuz. Allah Resulü haşa Allah adına istihza etmez, alay etmez, haşa 100.000 defa haşa mübalağa etmez. Neyse o. Anasından doğmuş gibi günahsız olur diyor. 6 gününde tutan. Ben naklediyorum. Ebu Davud'da geçiyor galiba. Adem Hoca da göndermişti bana. O mu göndermişti? De belli yani. Bu ben başka bir şey anlatacağım. Bunu bildiğiniz bir şey. Şimdi diyeceğim şu. Hanımların borcu olur. Bizim askerlikte geçmişte tutamadın. Ne bileyim. Başına bir al geldi. Tutamadın. Şevval ayında orucunu tutmak, bu kazanı tutmak. Kaza borcun var. Kaza borcunu tutmak, Şevval'de tutmak, bu kabın içerisine koyduğun için, Şevval'in içine koyduğun için, Şevval ayına hürmet ettiğin için, burayı tercih ettiğin için, aynı zamanda Şevval orucunun sevabı, Şevval orucu demek, Şevval ayında tutan nafile orucun sevabını da alıyoruz. Rahmetiyle böyle geniş. O zaman niyetimizi şöyle yapacağız, yapıyorsunuz. Ya Rabbi, niyet eyledim. Zaten bu niyetle kalkıyorsun. İlk hayatımda ilk üzerime kalmış olan kaza orucuma. Kaza kalmış diye niyet edeceksiniz. Dolayısıyla kaza orucunuz tutulmuş olmakla beraber Şevval ayına da hürmet etmekten, değer vermekten, Allah Resulü bu ayı methettiğinden inşallah Şevval orucunda, yani Şevval ayında tutulan nafile orucun sebebini de alırsın. Zaten farzların içerisinde nafile de var. Mesela 30 artı 6 işte. Ama niyette zaman mesela 30'un eksik olma oluyor ki, 36 olmuyor ki. Niye? Ne anlamadım. Yani 30 artı 6 olmuyor eğer kaza niyet edersen. Ha evet, şudur. Ramazan orucu değil ki bu. Ramazan orucu Ramazan'a ait. O farz. Bu senin farzlardan kaza oruçları. Kaza orucunu bu aya tercih ettin. Ama gider de Kasım Aralık'ta tutsan 5 saat 6 saat günde var. Bu sıcakta tutar mısın? Şimdi benim kaza orucum var diyelim bu Ramazan'da. 3-5 günüm var. Ben şimdi niye tutayım 17-18 saat?
Kasım Aralık gelecek 6-7 saat. Ama Allah Resulü hürmet etmiş. Ben de hürmet ediyorum bu aya. Bu aya hürmeten kazamı bugün tutuyor. Ha? Böyle niyet edersiniz. Bu başka bir şey sorusu. Ben bugün hayatın içerisini doldurmak, anlamlandırmak adına bir ay, şöyle insanlar der, yorulduk. Ne yorulduk? Tam tersine. Beden yoruldu, ruh hür oldu. Yani manevi bir güçle Ramazan ayında olunca dedim bir ay imani dersler yapıldı. Şimdi böyle doğru düşünme malzemeleri yapalım ki sırf insan, sırf farzlarla şeylerle değil, doğru düşünemezsek hem kendimizi yönetemeyiz, hem ailemizde yönetemeyiz, hem etrafımıza da faydalı olamayız. Bu sefer gavurların tuzağına, kucağına düşüyoruz. Mededi ondan arıyoruz. Ya ne diyor acaba? Elin gavurunu videolarına düşüyoruz. Acaba bu sıkıntıma, stresime o ne diyor? Oysa en büyük şeyi Risale'nin. Oradan okurken aldığım notlar var. Okurken. Başıma gelen sıkıntıları kendi okurken, abi anlatırken benim ruhuma, aynasına düşen cümleleri kaydetmişim. Sizinle paylaşıyorum. Doğruluğunu bilmiyorum ama bana doğru olmuştur. Herkesi değişebiliyor. O zaman insaf odur ki işine geleni alırsın. Çünkü Risale-i Nur değil şimdi. Başta söyleyeyim, Risale'nin dersi değil. Adem Hoca da herhalde ondan şey yaptı. Risale-i Nur dersi değil. Bugün maç günü. Değil mi? Maç var. Şampiyonluk var. Bak gürültü duydum. Maç konuşacağımıza bunu konuşuyoruz. Ve Şevval 6 gün boyunca Ramazan'da olduğu gibi Ramazan'da her akşam yapıyorduk. 6 gün Şevval orucunu cemaat, şu canlı yayın ve bizimle alakalı olan, bizi duyan, iştirak eden bu şeye, şahs-ı manevi 6 gün oruç tutuyoruz. Bugün orucu tuttuk elhamdülillah. Ben de oruçluydum hamdolsun. Teşvik için söylüyorum. Yarın da tutacağım. Ölmesem bitireceğim ya. Öyle. Bazıları pazartesi, perşembe iş yapıyor. Onu zor olur diye biz tutuyoruz. Ve her akşam da 11'de gene böyle canlı ders yapacağız. Bugün işte bugün maç günü, şampiyonluk günü olunca biz de maç konuşacağımıza, dolar para konuşacağımıza bunu konuşuyoruz. Başta hemen söyleyeyim canlı yayında olanlar. Risale-i Nur'da metin dersi değil. Risale-i Nur dersi değil. Maç konuşacağımıza bunu konuşuyoruz. İşine gelen alır. İşine gelmeyen, ustad da öyle diyor. Bana bırakır diyor. Bırak, işine geliyorsa alırsın. Ona göre şey yapar. İşine gelmeyen de çıkar zaten. Kimse şey yapmıyor. Biz, dert benim, derman da benim. Kendi hayatımın aynasına düşen manaları sizle paylaşacağım. Böylelikle Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Böyle 13 dakikam geçti ama 10 dakikayı şey yapayım. Size bu cümlelerin ehemmiyeti, yani mesela koltuğunda oturmuş, kaloriferin yanında kahvesini içerken olan cümleler değil. Onun için bir şeyin sebebi nüzulu var, mekanı var ve o ortam bulunan insanların haleti var. Bir de Allah Resulü'nün o zamanki ihtiyacı gibi. Yani bu cümleler nerede yazılmış onu söyleyeceğim. 2.09.2017 Silivri cezaevinde yazılan cümlelerdir, öyle bakılmasını söylüyorum. Yani mekanı orası ve o zaman aynama düşen ne kadar ihtiyacım vardı ki? Risale-i Nur'da okuyordum. Aynama düşen kendime ait teselliler. Kendimi motive etmek adına. Çünkü çok yalnızdım. Çok yalnızdım. Ne diyor? Çok yalnızlığın getirmiş olduğu hücre hayatı vardı. Bunun şey için söylüyorum. Sebebi nüzul. Yani o ortamda olmuş bu ders. Yani yazılar. Öyle bakılsın.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayatının içine dikkat edersen yaşarken nereye gittiğini görürsün hayatını. Hep cümle değişik değişiktir. Birbirini tamamlayan bir cümle yok. Sormak isteyen olursa girebilir. Bir daha okuyorum. Hayatınızın içerisine bakın. Hayatınızın akıcılığıyla görürsünüz ki ne hesabına yaşadığınızı kendi hayatınızda şahit olursunuz. Önemli olan yaşamak değildir. Önemli olan neyin adına nerede ne yaptığınızdır. Mesela şöyle düşünün. Bu beden kavşaktır. Altı yol. Psikoloji sıkıntıların ruhçular, ruhiyatçılar, maneviyatçılar ayrı diyor. İlaca karşı gibi gözüküyor. Esbab alemine putlaştırılmış. İlacı ve sebebi putlaştırmış. Sebepsiz hastalık ve çözümü düşünemeyen esbab perest doktorlar da var. Onlar da bedeni esas almış. Psikolojiyi bedensel zannediyor sırf. Bunlar yanlış oldukları gibi, yani eksik oldukları gibi, sırf böyle düşünsel, maneviyat eksikliği, düşünce yanlışlığı, sırf budur demek eksik olduğu gibi, sırf bedensel harici sebeplerden ve bedensel hormonlardan kaynaklanıyor demek de yanlıştır. İnsan tampon olarak bu bedeni kullanıyor. Harici sebepler, mesela dar bir yerdedir, ağaçtır, gelişen hakaretlerdir, maddi kayıplardır, ailevi sorunlar yaşar, ilaç olur, ameliyat geçirir, korona olur. Bedeni etkiler, salgıyı etkiler, psikolojisini etkiler. Bu harici etkendir. Bu hormonları etkiler, buna ilaç kullanması lazım. Hormonlar, işte şu dokusu, şurası, şu madde eksik. Mesela güneş maddesi eksik, D maddesi eksik. Güneşe çıkması lazım. Ne bileyim, siyah et veya yeşil şey yemesi lazım vesaire. Bu Allah'ın adetullahıdır. Ayat-ı tekviniyeleridir. Allah'ın vücudu hariciye vermiş olduğu ayetlerdir. Güneş de Allah'ın ayetidir. Yeşilliklerde, siyah ette, balıkta Allah'ın ayetidir. Böyle harici sebepler bedenselse bunları kullanması şeydir. Meşrudur. Hekim ağzının söylemesi. Ama bir de bedene hariçten dediğimiz bunun dışında ruhsal, düşünsel, hayal, tasavvur, taakul, vicdaniyat, vefasızlık, gayesizlik, maksatsızlık, hedefsizlik, anlamsızlık, yaşamaktan gelen, ruha baskı yapan bu haletlerin, hislerin, fikirlerin ruhu ister istemez etkileyecektir. İki kaynağı da söylüyor. Yani vefasızlık yaptılar sana, vefasızlık yaptın sen. Seviyordun, mukabel görmedin. Takdir görmedin, takdir etmedin. Tamam, mesela duygular, düşünsel. Yani bunlar duygular, fikirler, hisler buradayken, burada biz kullanıyoruz işte ama buralı değil. Yani doğru düşünemiyorsan ister istemez etkilenecektir. Tamam, ister istemez. Mesela ilacı senin içtiğin ilaca aynısını yapsalar ama içi boş olsa sen o ilacı içsen şifa olur. Çünkü öyle düşünüyorsun. Yani öyle düşünüyorsun. Demek ki temelde onu anlatmak istedim size. Berzahtır bu beden. Burası kavşaktır. Burası ruh tarafı. Bu tarafı da harici bizim dışımızda. Havanın kapalı olması, dar olman, hapiste olman, ne bileyim gıdasız olman, ailede birisi korona olmuş, birisi ölmüş, bilmem ne yapmış. Bunlar insana yaptığı etki var. Dolayısıyla bizim hormonlarımıza da etkiler. Bu hormonlar eksildi mi bunun hekimi azık ilacını veriyor. Yani bu tamamlıyor. Ayağın kırıldığı zaman sana nasıl baston verdikleri gibi. Baston senin şahsiyetini kaldırmaz. Bastonu kullanmak senin şahsiyetine zarar vermediği gibi ilaç kullanmak da senin şahsiyetine zarar vermez. Yanlış bir anlayış var. Psikoloji ilacı kullanmak bize yakışmaz diyor. Ya psikoloji derken hormon bozukluğuna ait. Mesela hazmedemiyorsun.
yutkunamıyorsun. Ne bileyim kaşıntın var. Yani bir sürü hormonlar var. Onlara ait ilaçlar kullanmak senin de şahsiyetine şey vermez. Ama ekseriyeti mutlaka ustad zaaf imandan geliyor diyor. Yani zaaf iman olunca latifelerimizi in aşağıya, duygularımızı in aşağıya, hislerimizi in aşağıya, fikirlerimizi dört tane kontrol edememekten bedene baskı yapıyor bu da. Bedene baskı yapıyor. Mesela doğru düşünemeyince kötü bir haber midene vuruyor. Midene vuruyor. Vefasızlık olduğu artık çöküyorsun değil mi? Ayağın tutmuyor. Korku mesela. Ondan da bahsedeceğim biraz böyle. Öfke, gülmek, üzüntü, yeterlilik gibi. Doğru, hak şeylerden de bahsedeceğim inşallah biraz. Yani ana kavşak burası beden. Bir buradan baskı yiyor, bir de buradan baskı yiyor. Şimdi o zaman burada ne kadar yaşadığın önemli değil dünyada. Neyin hesabına yaşadığın önemli. İstersen 500 sene yaşa çınar ağacı gibi, istersen 5 saat yaşa insan gibi. Neyin hesabına yaşadığın, hayatının içerisine bak bakalım, hayatın nereye akıyorsa sen o cinsten yaşıyorsun, hayatına dikkat etmek gerekiyor. Başka? İnsan olmanın onurunu yaşamak gerekiyor. Yani onur, yani bir şahsiyetini ortadan kaldırıcı, ne ölüm dahi olsa, yani tevessül etme, tenezzül etme. Yani manevi onurunu, manevi şahsiyetini ortadan kaldırtma. Ne olursa olsun. Yani bir hayat için diyor ustad, bir hayat için... Ben neyi terk etmem dedi? Hatırladınız mı? Bak. Yalana. Yalana tenezzül etmem. Hayat için yalana tenezzül etmem dedi. Mecliste paşa diyor. Üstad ayağa kalkıyor. Kainat en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazı kılmayan hükmü haindir ve merduttur. Merdut demek reddedilmiştir, dinlenmez. O namazı olmayanın hükmü dinlenmez. Şu iki parmağımı senin köz gözüne sokarım diyor. Ustad mecliste bu. Tarihçede yazıyor. Fakat milletvekilleri cübbesinin çekiyor. Gündüz böyle muhalefet edenlerin gece buharlaştıkları ortam çağda. Kim muhalefet ediyorsa mecliste akşam adam yok. Bir daha ertesi gün o mecliste yok o adam. Ustadı çekiyorlar. Yani yapma, mukabele etme biliyorsun bu adamı. Ustad da diyor ki Usta diyor ki yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil diyor. Yerinde kullanılmayan hayat neyin hesabına yaşıyor? Orayı, ahireti burada yaşıyor. Hayret etmesini bilmek lazım. Her mahluk sağa sola, alta üste çevirir ama insan ise kafayı yukarıya çevirir, semaya çevirir. Mesela hayvanlara dikkat edin, çok azdır semaya şey yapan. Sağa sola, öne, arkaya döner bakarlar ama insan hayret ve garipsediği zaman daha çok, mesela sabah kalktığı zaman, camını açtığı zaman şey yapar, semaya çevirir nazarını, çevirir ve düşünen tek mahluktur insan. Yani semaya kafasını çevirip düşünen bir mahluktur insan. Semaya düşünmek için bakar. Simgesel odur. Yani sabah camı açtığı zaman, namaza kalktığı zaman hemen semaya bakar ekseriyetle. Allah şahit diye hemen yönü gösterir. Oysa haşa. Allah ne yukarıdadır ne aşağıdadır ama öyle bir şey var. Başka okuyorum. Bu 2.09.2017'de bunlar yazılmış. 4 senelik hadise bunlar. Hayal etmediğini düşünemezsiniz. İlmi çerçevesini kazanamazsınız. Hayal etmediğinizi düşünemezsiniz. Çünkü bir hayal eder. Hayal etmediğin bir şeyi düşünürseniz hemen o
kendine anlam kazanması için hemen hayale aktif eder. Onu hayal etmeye çalışır. İnsanoğlu cismen hiç, yani kainata göre 60 kilo 70 kilo hiç, fakat bilim ve ilimle her şeyin arkasına geçmiş bir mahluktur. Hatta kendisi kendisinin arkasına geçen mahluktur insan. Aklı aklına bela olan bir mahluktur insan. Bir daha. Aklı aklına bela olmuş bir mahluktur. Aklıyla aklını yöneten bir mahluktur. Aklıyla aklını yöneten, eğiten bir mahluktur. Köpek gibi aklını eğitendir. Aklıyla yapıyor. Çok tuhaftır. İnsan aklını aklıyla eğitir. Kendisi kendisine düşmandır. Kendisi kendisinden kaçandır. Kendi kendini seven ve nefret edendir. Kendisine en çok uzak olan mahluk da insandır. Hep uzak. İşte maçlarla, hadiselerle, ha 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 ha, hu hu hu, lakaralugu hep dışarıda. Hiçbir zaman içeri gelmek istemez. Gelini de yadırgar. Mesela enfusi dersler, Risale-i Nur'un bize emrettiği halde, sari ifade, nerede çıktı diye biliyor. Enfusi. Yani hep hariç, hariç olunca, mesela üçüncü Said, bütün terki dünya diyor. Tamamen enfustur. Enfus da değil. Birinci Said, malum beşeriyetidir. İkinci Said, enfusidir. Üçüncü Said, kendisine hiç vücut rengini vermemiştir. Hayatta curuftan altını ayıklamak gibi olmalı hayatın. Curuf var ya böyle, hani kahvenin üzerindeki curuflar olur. Altının da böyle curufu olur üstünde. Hayatımızın dakikalarını ne demek olduğunu astım hastalarına entübe mi diyorlar? Entübe durumuna gelmiş cihaza bağlı olanlara sorun. Bir defa nefes almak neymiş? Hayatımız elinden alınmadan hayatın kıymetini bilmek adına. Şartlarına saplanma, durduramazsın seni. Şartlarına bağlı olma, ilk önce haz duyman lazım davanı. Şartlarına saplanma. Mesela bazı şeyler olur bu davada koştururken. Ama bu koştururken ayağına taşlar çarpılır, kuyular yaparlar, engeller yaparlar. Onlara takılma. Yangınlar dahi olsa orada çocuğun yanıyor, evladın yanıyor. Üstad da diyor ki gelecekteki nesli düşünüyoruz. Onlar onların ya yüzlerine yazıklar olsun, bizim için bir şey yapmadılar. Tükürükleri gelmemesi için şimdi sizi değil 50 sene sonraki nesli atıyı düşünüyoruz diyor. Nesli atıyı düşünüyoruz. Mesela Risale-i Nur gelecekte okullarda ders olacak. Öyle diyor Üstad. Şimdi diyor mahzenlerde İsa Aleyhisselam'ın bozulmuş İncil'de var değil mi? Çok o kadar hoşuma gidiyor ki bu cümle. Şimdi mahzenlerde, karanlıklarda mırıldandığınız, söyleyemediğiniz ama mırıldandığınız o sözler var ya, günün birinde çatılardan aykırılacaksınız diyor. Okullarda bunlar olacak. Bizim enfusi dersler ve şecere-i hılkatla ait o şekiller. Abi anlamıyoruz. Zaten bu asıl insanlar için çalışmıyorum ya. Bu asıl insanlar bir avuç olacak. Mesela ne demek çalışmıyorum? Aylardan beri kanun, namus, emir, evamire çalışıyorum. Yani bir şey bulduğum zaman o gün bayram yaptığımız şahitsiniz değil mi? Emri ilahi ile alemi emri bir haftadan beri ayırt edebildiğim için 3-4 aydan beri çalışıyorum. Emri ilahi ile alemi emir. Emri ilahi Allah canibidir. Size bak saniyede söylüyorum. Emri ilahi Allah yönüdür. Alem emir, mahlukat yönüdür. Alem gördüğünüz yerde mahluk göreceksiniz. Bu, şu Ramazan'ın son günlerdeyim doktor. Cuma'ya gidiyorduk.
Buldum. Yani ayağımı yere basamıyordum. Formül ortaya çıkıyor. Bu basit gibi gözüküyor ama evamiri tekviniye ne olduğunu, bu hayatımı kendimi yorumlayacağım onunla. Ahiretin üstünü açıyorsun. Kendinle barışık yaşıyorsun. O evamir bir ilim, bizim Risale-i Nur dersleri. Herhangi bunu bilmek gibi değil. Her bildiğin şey üstün açılıyor. Her bildiğin bir şeyle ahireti daha yakın hissediyorsun. Onun için çok önemli. Ayağımız yere basmıyor. Yani mesela bir fiziği bunu bildin. Ya bunu daha ucuz nasıl yaparım? Nasıl para kazanırım? Yani okudum hem de ki bu hariç. Ama Risale-i Nur ilimleri bilmek neye getiriyor ki bizi bu kadar mutlu ediyor? Kendim kendimi keşfediyorum. Ahireti burada hissediyor. Fikrediyor. İki tane mekan olduğunu söylüyor usta. Tebdil mekan. Yani yer değişikliği. Yani her Risale-i Nur'daki bir halet, bir keşif senin üstün açılıyor. Ahiretin üstü açılıyor. Ahireti yakın hissediyorsun. Rabbini yakın hissediyorsun. Ya fikir, fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Tasavvufta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Yani bu ilimler ki mesela diyelim ki alemi, emri ilahi ile alemiyle ne alakası var? Bilse ne olur, bilmese ne olur. Değil işte. Ha, senin üstün açılıyor. Ha bu budur. Bu da budur. Bir bakıyorsun Allah Allah. Bunlar böyle tefekkür ettikçe ahiretten feyizler geliyor sana. Feyizler geliyor. Çünkü nereye iman ediyorsanız, nereye hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız, neyi tefekkür ediyorsanız 506 sözlerde şöyle geçiyor. Kapıyı vurdun. Misafir geldim sana. Bir. Bir daha geldim. Sen de bir iadeyi ziyaret edersin değil mi? Bir de sen gelirsin. 506 sözlerde diyor ki bu o alemleri diyor düşünmek, tefekkür etmekle kapısını çalıyoruz. O alemlerde iadeyi ziyaret ediyorlar. Emri ilahiyle alemi emiri bulmanın ruhta neler getirdiğini, neyin üstüne açıldığını açılanlar bilir. Ama burada böyle bir şeyler var diyor sana. Yani böyle bir kalem ilmi değil bu. Risale-i Nur'da her keşif, biz istiyor, ustad diyor ki biz malum şeylerle, nakillerle meşgul değiliz. Ustad diyor bağlı. Biz malum şer'i bilgileri, hukuk ve fıkı nakletmeyle vazifeli değiliz. 10 kitaplarda var. Bilgisayar girer görürüz. Biz neyle? İstigracı esrarla. Sırların keşfini, sırların üstünü açmayı, sırları ortaya çıkarmayla meşgulüz diyor. Hangi sır? Bu. Kendin. Adamlar ömürlerini vermiş. Demek ki Risale-i Nur harici bir kalem, harici bir bilgi değil, senin dışına değil. Her bildiğin bir şey senin üstünü açıyor. Dolayısıyla eğer iman kuvvetli olup üstün açılırsa Allah hesabına, ahiret hesabına burada yaşadığını fikretme, hissetme, mazetme, zevk etme nispetinde bunlar olayların olması böyle gerektiğine inanırsın. Hastalık da olması lazım, ölüm de olması lazım, dert de olması lazım, stres de olması lazım dersin. Eğer bunlarla meşgul değilsen, bunlar nereden geldi ya? Bu nereden çıktı şimdi bu sıkıntı? Yani bir huzur seni eğittiği gibi sıkıntı da eğitmendir, hoca gibidir. Seni öğretiyor, sana bir şey öğretiyor. Düşünün hiç hastalık yok, sıkıntı yok. Ne olurdu insan? İnsan olmazdı. Eğitmendir. Davanı uçuk olarak hayal et, bilim kurgu yap. Yani davanı var ya düşünceni, uçuk desinler, tefekkür et, düşün. Kur'an'da iki tane ayet görmüştüm, hafız hatırlar mısın? Diyor ki, ne kadar da az düşünüyorsunuz, az düşünüyorlar. Buna ayet çok var ama ben iki tanesini defterime kaydetmiştim. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Ne? He? Ne diyor? Ne kadar az nerede geçiyor yani o? Ha, bir de izle okur musun sesli? Kalilen ma tetefekkerun diye. Ha, kalilen ma tetefekkerun. Kalilen, ne kadar az. Kalil, küçük. Düşünüyorsun, tefekkür ediyorsun.
davanı tefekkür et. Nasıl yapacağım abi? Tefekkür edenlerle beraber ol. Bu yol böyledir arkadaşlar. Çakıllıdır, virajlıdır. Dikenleri de vardır. Allah Müslümanı Müslümanların şerrinde muhafaza eylesin. Yani Müslümanların o fitnebazlarının şerrinde muhafaza eylesin. Böyle düşündüğünüz için sürüleceksiniz. Düşündüğünüz için düşmanın hedefe konulacaksınız. Senin solcular senin varlığından haberleri yok. Ama Müslüman seni takip ediyor. Böyle oluyor. Bu iş böyle. Acayip bir şey ya. Mesela ustada hariçte muhalefet etmek ettiler ama bir de bakıyorsun dahilde de eden olmuş. Hem de Sadat'tan diyor. Bana etseler çok mu ya? Ben ismini vermeyeyim yani çünkü usta vermiyor. Hem Kastamonu'dan Barla'da geçiyor. Ama malum zat şeyh. Muhalefet etmiş. Ne zaman? Camiler yıkıldığı, ahir edildiği, ezanlar kaldırıldığı dönemde ustad onunla mücadele ederken ustada muhalefet ediyor. Şuraya bak. Ya. Acayip bir şey. Normal. Normal kardeşim, normal. Ondan kastettim. Allah Müslümanı, Müslümanların fitnesinden, fitnesi olan Müslümanın şerrinden korusun. Yani tefekkür ettiğiniz için, mananızı, davanızı uçuk düşündüğünüz için, kendi aleminde düşün böyle. Emri ilahi, alemi emir. Kanun neresinde? Rüyalarıma girdi. Ben böyle düşünmüyordum. Bunu düşünürken geçtim. Ne uykudayım ne ayıktayım. Hani tamam şey oluyor ya Ramazan'da öyle bir kaynıyla böyle. Artık düştüm yoruldum. Size söyledim değil mi? Doktor sen dedim ya bu şimdi vay be dedim. Emri ilahi Allah canibi alemi emir mahlukat tarafı kanunlar berzahmış. O şekilde düşünürken yattım ve baktım ki başkası söylenerek kalktı. Emri ilahi vacip tarafı, alem-i emir, mahluk tarafı, kanunlar ise berzahtır. İnsan da böyle. Alem-i şehadet, alem-i gayb, insan berzahtır. Bir bakıyorsun ki öyle bir hal oluyor ki tefekkür edince falan o haller bazen oluyor işte. Bedenini kendin seyrediyorsun. Gayet normal. Bu sefer korona torbasına kefene sarılıp bunun toprağa girmesi hakikaten Kudüs ismi istiyor. Bu cesedin toprağa girmesini Kudüs ismi istiyor. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim ismi ruhu toprağa girmesini istemiyor. Rahim olduğu için Allah ruhu buradan alıyor götürüyor. Rahim ismi toprağa sokmuyor. Kudüs ismi bedeni toprağa sokuyor. Her ismin iktizasını yapıyor. Onları seyrediyorsun. Kendi kendine, kendi hayatının serüvenine şahit oluyorsun. Seyretiyorsun bedeni. Berzah oluyorsun. Kanun bir silsiledir. Kanun berzahtır. Vücud ilmisi var, vücud alicisi yok. Bu tarafı var, bu tarafı var. Vay be. Kanun bu berzahmış. Alem emir, emri ilahi. Fesubhanallah. Ne? Beden, kanun, alem-i şehadet, alem-i gayb. Oralar aralanıyor. O kadar yakın ki diyor Ustad, Mesnevi Nuriye, alemi gayb, ahiret, dünyaya, bize o kadar yakın ki o kadar da uzak. İlim ve cehil gibi, vücut ve adem gibi. Çok yakın, çok uzak. Mana ismi, mana harfi gibi. Hepsi burada cehran ediyor ama ne kadar uzak kendimizden. Çünkü biz kendimizden uzakız. Hasan abi. Selamünaleyküm abi. Peki bu kanunlar dediğiniz sadece bizimle mi müşahhas yoksa bütün bu gördüğümüz şehadet alemindeki bütün kanunlar içinde mi? Alemi şehadeti evirip devirip çeviren bir nizam, mizana tabidir, sistem. Bu kanundur. O kanunun ucu sende namustur. Mesela herkesin de burun aynı yerde olması, gözün aynı yerde olması kanundur. Ama herkes de burun, göz, kulak aynı yerde ama herkesten farklı olmam ben namustur. Namus.
Kanun emirdendir, 59 mesnevi. Namus iradedendir. Mahiyet insaniye birdir, kanundur. Ama sen sen olman, ben ben olman namustur. Allah'ın icraatını seyrediyorsun. Emri ilahi, bu dersi yapacağım inşallah. Böyle emri ilahi. Allah'ın icraatını burada seyrediyorsun. Seyrediyorsun ya. Garip değil ki ya. Mesela herkes vefasını bilmiyor mu? Vefa, şefkat, haya, acı, keder, tasa, can sıkıntısı. Şahit değil miyiz? Peki buralı mıdır? Kalem cinsinden midir? Burada kullanıldığı halde buranın malzemesi değil ki. Oralı malzemesi. Baktığım zaman orayı tamamen bu sıkıntı, dert, yani celali ve cemali. Kastamonu 8'de bunu söylüyor. Bizdeki aktif olan celali ve cemali sıfatların bizdeki fikir, his, sırayla söylüyorum, fikir, his, duygu, latife, fikir, akıl, his, vicdan, duygu, kalp, latife, ruh. O celali ve cemali sıfatlar bizde ya fikir ya his böyle aktif ediyor. Allah Allah diyor. Mesela can sıkıntısı, buhran, bunalım celalden geliyor diyor Kastamonu 8'in sayfada. Yani niye sıkılıyorum? Ustad da diyor Kastamonu 8'de. Celali diyor aktif oldu sende. Celal sıfatı diyor ki sana onunla. Konuşuyor seni, eğitiyor. Ey Hasan, celalin azami tecelli ettiği kahar memleketi var. Cehennem. Onu 70 bin perdeden geçip sende kısmen aralandı. Celal lazım sana. Niye? Mevlana'nın tabiriyle hamuru yaptın ekmeği. Hamuru yoğurdun. Fırın lazım, pişmesi lazım. Ha, bu celali sende aktif ettim ki sendeki bu sıkıntı, tasa, dert, keder dağınık olan fikirlerini, dağınık olan hislerini, dağınık olan duygularını, dağınık olan latifelerini bütünleştirip kıblesine koysun. Sıkıntı, dert, keder fikirleri ve hisleri kıblesine koymak içindir. Bu böyle düşünmek nerede? Lan nereden geldi bana ya? Şimdi of. Mesela, doktor bir tane ilaç versene ya. Canım sıkılıyor ya. Nerede? Oysa öğretmenmiş. Ne yapacağız? Ustad diyor ki dertler bana dert demiş. Öyle mi diyor? Tabii ne? Dermanıymış. Neymiş? Derman. Ha bak dertler. Derdi dert edinirsen dert olur. Ustad diyor ki dertler bana derman imiş. Karadeniz'de gemin battı, Akdeniz'de gemiyi arıyorsun. Lan nerede battıysa oradadır. Dert neyse derman da oradadır. İkisi beraber geliyor. Ama bilmeyen çektiği azap. Lütfu kahrın, lütuf da kahrı da şeyin vahid, ikisi birdir. Lütfu kahrın şeyin vahid, bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Sultan derken padişah kastetmiyor. Allah'ın sultan ismi var. Yani olayın arkasına geçip olayı seyretme yetisi ve yetkisi almış insan. Seyrediyor. Seyreden de Hasan abi şu anlar 121'de alem-i gayb ve alem-i şehadet ortasında insani berzaklardır diyor. 121 şualar. İnsani berzak. Yani orası değil, ders yapmadığımız için. Ama topluyorum tabii, dirsal okuyanı bilir. Alem-i gayb ile alem-i şehadet arasında insan berzaktır. 121 şualar. İnsan berzaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam için diyor ki 600 kaçtı 15. şuada. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, onun için diyor ki ustad, alemi gaybı diyor, alemi şehadeti taşıdı diyor. Yani duygularını, hislerini, vefa. Vefa nedir? İmanın kıvamıdır. Hani yemeğin bir kıvamı yok mu? Kıvamı var değil mi? O zaman yenir böyle. Bir paldır küldür pişirdin eti, bir de kıvamıyla yani. Aslında vefa imanın kıvamıdır. İmanın tadıdır. İmanın bu alemi şehadetteki vücud haricisidir vefa. Ya bambaşka bir şey. Vefa sanki rahmet-i ilahiyenin temerküz ettiği şeydir. Vefa ne yapar biliyor musun? Doktor 9 tane kötü sıfatından
görmez. Vefa varsa bir tane o sıfatın öne çıkarır. Vefasız insan 9 tane iyiliğini görmez, bir kötülüğünü çıkartır. Ustad evdeki kavgaları nereye söylüyor? Muhabbetsizlikten kaynaklanıyor. Ciddi sorun olduğunda kavga olmuyor. Muhabbet gözü diyor, kusur görmez. Kusur görüyorsan muhabbet yoktur demektir. Muhabbeti nasıl artıracağız? Orayı burada yaşamakla, imani bir ahireti artırırsan evde kavga olmaz diyor. 11. şua. Psikoloji kitabım benim. Bana bir kitap, şualarımı verin. Beni koyun, nereye koyarsanız koyun. Yeter bana o. Alemi gaybı, alemi şehadette yaşarsan, yani imani bil ahiret ne kadar alemimizde üstü açılırsa o kadar bir şey yaptı değil mi? Küfür etti, şey yaptı. He ne olmaz canım, o yapar ya. Niye? İnsandır, yapar. Öyle, oruç tutmuyor. Tutmaz. Ya rahatsız ediyor. Olmaz. Olur yani. Çünkü insandır. Zıtların cemidir ya. Niye bunu dedi? Den çıkartır seni. Rahat yaşıyorsun. Niye ben ölüyorum? Tersini söyle. Tersini söyle bak, çaresine bak. Niye ölüyorum ya falan, korona. Niye ölmeyeceksin? Söyle bakalım. Söyle bakalım. Cevabı bu. Niye ölüyorum? Niye ölmeyeceksin? Aynı soruya, aynı soruyla cevap verin. İstifam. Bir de istifam var. Bir soru sormak var. Bir de soruya cevap niteliğinde soru sormak var. Allah var mı? Cevap. Niye yok? Soru sordum ben de. Cevabı o. Niye yok? Sen söyle yokluğunu. Anladın mı? İnsan ya kendini tanıdıkça hakikaten burada olmadığını bilirsin. Özlersin oraları. Ben Resulullah'ı özlüyorum. Ben Zübeyir abileri özlüyorum. Ben yaptığım Rüştü abiye saygısızlık hatalarımı özlüyorum. Keşke sağ olsan da yapmasaydım. Rüştü abi böyle şey yapardı. Adım Hoca bilir o. Adım Hoca da Rüştü abinin talebesidir o. Ondan sonra bazen de ona yakınırdım. Ya Rüştü abi bana böyle yaptı falan. Öyle olabilir yani. Ama şimdi olsaydı, şimdi de her şey yapar. Adam çok olgun adammış. Bizim gibi ayarsız adamları nasıl idare etti? Çünkü niye? Enfusi geçmiş. Hüseyin kardeş var ya da. Geçen enfusi Dima ve Mecul'e attı mı şeyi? Bak, Nadir abiye enfusi de Rüştü abi aktif etmiş. Rüştü abi bu dairenin enfusi. Sonra Nadir abi o enfusi bütünsellik içinde Rüştü abi derslerine hayatını, hayata kendisini şey yapmış. Hayat onun kadar okuyan bilmem Nadir abi. Bizde de Nadir abiyle Hüseyin kardeş ve Nadir abi üçümüz sabahlara çok ders yaptık. Hüseyin kardeşin evinde sabahlara kadar şu odanı hep sarı kağıtlarla doldururduk. Öyle evini sabahlardık, sabah namazını kılardık. Buradadır belki de şimdi. Ve peki Rüştü abi enfusi Nadir abiye hayat gibi aktif oldu. Bize de gayb olarak şey oldu. Başkalarına başka oluyor. Yani ne kadar emekleri var, taşları var üzerimizde. Vefa, bunları kadat etmek. Aldığım bir şeyi yerine koymak. Bak bu benim hayatımda bu zatın emeği var. O şudur, o budur. Vefa ya. Vefadır. Nefsin rencide olsun. Olursa olsun ya, ne olacak ya. Vefa. Hadi bakalım biraz da gideyim. Davanı okudum onu. Ama öyle ama böyle her şey bitecek. Önemli olan kimin için bitirdiğindir hayatını. Ama öyle ama böyle. Hayatın bitecek. Bugün adam beni zorladı. Ya dedi, daha yeni Ramazan'dan çıktın, sonra tutsan olmaz mı? Biraz böyle hava sıcak. Aynı dediğimi söylüyorum, yalan söylemiyorum. Vallahi billahi helak olsan, şu anda öleceğini bilsen, dedim adama, içerideki küçük özana, asla orucumu bozmam, onu biliyorsun. Ne için söylüyorum size? O beni darlatan adam, bir baktım ki hiç kimse yok. Hani lan neredeydi? Dedim ya, vallahi öleceğimi bilsem asla açmam. Biliyorsun sen bunu dedim. Bir baktım ki onu beni darlatan nerede? Yok. Mızmızlanıyordu. Ya, ama öyle, ama böyle her şey bitecek. Önemli olan kimin için bitirdiğindir. Acı da öyledir. Kimin için acı çektiğindir. Yani dedim ya, sebebi bu dersin ortamı 2.09.2017 Silivri C215.
hücrede yazıldığı için bu cümle hapishanede. Ama öyle ama böyle. Ama lezzet ama huzurlu. Ama evinde çoluk çocuğunla ama hapishanede. Önemli olan bu hayatı kimin için bitirdiğindir. Önemli olan o. Ya. Ya acayip bir şey. Bugün mesela bir kardeş buradadır herhalde. Bir çoluk çocuğuyla resim gönderdi. Baktım aile ortamı. Ben 12 yaşından beri aile ortamı görmedim. Biz de insanız. Ya Rüştü abi annesinin cenazesine gidemedi. İmam-ı Muhammed Eşşeybani babası veya annesinin cenazesini yıkamayı yaptıktan sonra gömersiniz demiş. Kendisi İmam Azam'ın dersine katılmış. Biz anlayamayız kardeşim. Bizim bu kafa ölçülerimiz acayip olmuş. Nasıl olur ya? Tamam kardeş. Biz anlayamayız. Anlamadığımızı bir anlasak anlamış olacağız. Başka bir şey okuyorum. Biri vazife olduğu için yapmak, diğeri davanın iktizası olduğu için yapmak. Misal, namazı vazife olduğu için, farz olduğu için ve sebepler için yapar. Birileri de davasının icapları olduğu için yapar. Namazın arkasına geçmiş, aradan namaza bakar. Adam namazın arkasına geçmiş, namazını bile seyreden var. Ben mesela Sungur abim bir namazını seyredim. Bak onun yanında fazla bulamadım. Benim abim Zübeyir abi ve Rüştü abinden gelmiş bizim şey. Ama 1985'te sana anlattım değil mi doktor? Sungur abinin Fındıkzade'de Rüştü abi hepimize namaz kıldırırken bir namazını anlatayım size bir tane. Ben şahit oldum. Bak adam namazın arkasına geçmiş. Şimdi mesela yukarısı dolapta bir şey var. Uzanmak istiyorsunuz tamam mı? Uzanıp parmaklarınızı siliyor. Yani ne kadar böyle çok önemli ya onu. Ama parmaklar boyunuz yetmiyor. Parmaklar, ayak parmakları kıvranıyorsun. Adam hani şöyle yapıyor. Yani böyle bir salondaydı böyle. Ben abdest aldım cemaate dahil olacağım imam. Yani bir yere uzanıyor. Uzanamıyor. Uzanamıyor. Secdeyi unutmuş. Böyle. Bir para ölü geldi ya. Bir yere uzanıyor, uzanamıyor. Bir Allah-u Ekber diye işi var ki ben yüceltmiyorum insanları kardeşim. Ruhu yüceltiyorum. Yani şeytandan Kur'an çok bahsetmesi diyor. İnsan şahsiyetini düşürmüyor diyor Risale'de değil mi? İnsanın şahsiyetini İçsel yapısını yüceltiyor. Yani bu nasıl bir ruh? Risale-i Nur nasıl terbiye ediyor? Nasıl bir abilerimiz, kardeşlerimiz var? Çok şükür. Hasan abi bir şey sorabilir miyim? Sor. Sor avukatım. Yani orada ulaşmaya çalıştığı şey ne abi sizce? Yani diyorsun yani bir şey ulaşmaya çalışıyor diye. Ahmet'im, avukatım. Tamam, bittiyse kapa. Herkes, tamam her bunu canlı yayında şu anda 79-80 kişi var. Ve herkes, herkese göre bir şey ulaşıyor diye hatırınıza geliyor değil mi? Herkesinki de doğrudur. Senin hatırına geliyorsa ona ulaşıyordu. Benim başka bir şey. Benim başka bir şey. Ama size şunu söylemek isterim. Bir nur talebesi, Risale-i Nur okuyan, cenneti gaye edilmediği için cehennem endişesi yoktur. Benden korkun diyor Allah. Risale-i Nur talebesinin cenneti, cennetin sahibi olan Allah'tır. Risale-i Nur talebesinin endişesi, sıkıntısı, derdi, tasası, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Bizim rıza-i ilahidir. Rıza-i ilahi. Rıza. Bu sözüm bitecek, ben toprağa gireceğim. Bunu bana önüme koyacaklar ya. Sekeratı da şey yapacaksınız, yaşayacağız. Veya yaşamayacağız ya. Herkesin aleminde ama o Risale-i İlahi en zirve. Ne orada avukatım, ne orada bir cennet sevdalılığı var, ne cehennem endişesi var. Namaz nedir? Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile başbakan, cumhurbaşkanı, belediye başkanı seni huzuruna kabul ediyor ve etmiyor. Namaz kılabilmek ayrı bir imtiyazdır. Yani huzura kabul edildiğini bil.
Mesela bu akşamki ben yatsı namazından çok zevk aldım mesela. Farzında. Yani huzura kabul edildim. Allah'a hamdolsun dedim bugün yatsıda. Toprağın üstündeyim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deme hakkına ve fırsatı bana verildi. Bugün de yatsıyı dedim. Bu dershanede bana kıldırtmayı nasip etti. Aynı öyle hafız öyle düşündüm. Bana bugün bu hak etmediğim halde, liyakatım olmadığı halde tevazu için söylemiyorum. Şu cemaatin önüne nasıl olduysa geçti kimse yok. Yani. Ben buna dedim. Bunu kıldırmayı o kadar keyif aldım ki yani şeyden beni huzuruna kabul etti diye. Yani o ulaşmak herhalde onlardan gerek. Namaz bambaşka bir şey ya. Ders bambaşka bir şey ya. İyi ki Risale var ya. İyi ki Risale var ya. Çok şükür. Aa bak adamlar maç, şampiyon oldu, bağırdı. En sonunda değil mi? Bitti. Bu kadar. Her şey bitti. Öyle mi Ahmet abi? Aynen. Bitti abi. Bizim devamımız burada ya, bitmez. Devamı yok. Devamı yok. Devam bizim sevdalılığımız devam ediyor. Bizim sevgilimiz o. İnsan İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne, Resulullah'a, İmam-ı Azam'ı, efendim İmam Ebu Yusuf'u, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ı, Hızır Aleyhisselam'ı. Hakikaten onlar mecmu toplandığı yere gitmek istemez mi ya? Ne bileyim yaşlandıkça insan arzu getiriyor. Olacak inşallah. Onlar vazifelerini yaptılar. Şimdi vazife bizde. Demek ki bir de okuyorum. Biri vazife olduğu için yapmak, diğeri davanın iktizası olduğu için yapmak. Misal, namazı vazife olduğu için, farz olduğu için vesaire sebepler için yapar. Birileri de davasının icapları olduğu için yapar. Namazın arkasına geçmiş, bak namazı kılarken namazın arkasına geçmiş, aradan namazına bakan. Birisi namazla bakar Rabbine, kimisi namazla namazın arkasına geçer, namazına bakar. Diğeri ise ahiretten dönüp namaza bakar. Fikren ve selam. Yani mesela nasıl alıştırırsınız? Ben söyleyeyim yapabileceğim şey yapıp mutlaka yaparsınız da. İbrahim bakayım bak bana abi. Tamam. Şimdi İbrahim hayalin yukarıya çatıya çıkar mısın? Çıktım abi. Çıktın. Kendine bakayım becerebilecek misin? Tamam. Gözümü kapatayım mı? Yok kapatmadan. Ama zor oluyorsa kapat. Tamam. Kapatacak mısın? Ben seni bekleyeceğim. Ses yapmıyorum bak. Tamam abi oldu de. Baktım abi. Yani çattan bakarım. Üstte şey olduğu için göremiyorum. Çatı var ya. Üstteyim ben ama göremiyorum çatı. Yok. Çatıya çık. Şuraya. Tamam. Çek. Oraya değil. Şu tamam da şuraya. Tamam. Lambriye çık. Tak gene. Şu an gördüm aynen. Kendini gördün mü? Evet abi. Kendini seyret. Seyret. Bu işte namazın arkasını, bunu geliştir abim. Kendini kendinle seyredeceksin. Çok keyif alacaksın. Bu sefer aynı bunu yaptın mı? Kendini kendinle seyredeceksin. Kendin kendinin arkasına geçtin mi? Geçtin mi oraya? Bu sefer dert sıkıntı da bu adamda kaldı. O koltukta yerde oturuyorsun ya. Ha dert onundur. Fikren, tefekkürlen oraya geçti mi? Derdi onunla baş başa bırakıyorsun, seyrediyorsun. Orayı seyret. Aynen. Az sekerat anında da şöyle olacak. Böyle İbrahim. En çok ilgini çeken hangi kitaptır? Külliyatta. Külliyatta. He. Kur'an demiyor. Yani sözlerle mektubat arasında. Tamam öyle. Mektubat. Şimdi o anda ben sana şey vereyim. Böyle kendini böyle hissetmediğin zaman alameti olur, merak etme, haberi gelir öyle. Sana gelir. Karşına koy mektubatı, kitabı koy. Hiç gözün çarpma, mektubata bak. Bağ oluşturdu, bu rabıta. İnsiba, inikas, temesulat, bir de insiba var. Sibgatullah, boya. Şimdi oraya bakıyorsun, şey var, sirayet. Şimdi o mektubata bak böyle. Sekerat anında, aranda ciddi bir şeyhinde medet bekler gibi insan... O bağ var ya, bağ. Bağ bağladı mektubata, senin mektubatına. Koydun tamam mı? Böyle oraya bakacaksın. Hiçbir şey yapma. Ne haddi var ki aranızdaki bağ şeytan girsin? Ne haddi var?
o bağla ve o bağın bütünselliğiyle Azrail Aleyhisselam peygamber, peygamberimiz, ruhlarımızın peygamberi. Aklımızın peygamberi kim? Cebrail. Hayatımızın peygamberi? İnsaniyetimizin, beşeriyetimizin peygamberi? Mikail. Her şeyimizin peygamberi Peygamberimiz Aleyhisselam. Seviyorum. Şimdi o mektubata tutundun mu abi? Tutun ona. Tutun. Şöyle ona bak. Ben yaptığımı söylüyorum böyle. Birkaç defa böyle burun buruna gelmiştik. Hemen benim kitabıma tutundum. Risale'deki bir kitaba tutundum. En çok ilgimi çeken öyle tutundum ona. Hiç baş atmıyorum. Ve keyif alıyoruz. Devamlı basıyor. Bizim Karadeniz'de bir laf var. Eskide araba yolu yoktu. Dağlardan geçilirdi köylerden köylere. Yağmur falan olduğu zaman ağaçların altına gölgeninlerdi. Derlerdi ki evladım güzel havalarda ağacın altına pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. Allah ile aran iyi olsun bakarsın sana Allah lazım olur. Külliyatla aran iyi olsun. Tutunacaksın. Koydum oraya iki kitabımı. Tutundum ona. Tutundum. Bitti. Bu bağ oluyor. Ustad diyor ki bir diyor mürit şeyhinden sekeratta medet beklediği gibi şeyhinden şahsı manevi şuaların üzerine, mektubatın üzerine, sözlerin üzerine sana tecelli ediyor, temerküz ediyor. Seni tutuyor. Bırakmıyor seni. Bırakmaz. Merak etme. Akıl tatil eşgal etse bile ruh seni bırakmaz. Çünkü vefalıdırlar onlar senden fazla. Tamam. Biraz da gideyim. Abi bir şey sorabilir miyim? Buyurun Eren. Malim edebiyat şey. Hangi kitap abi o? Sizin o külliyatta seçtiğiniz kitap. Ben Eren ben seçmedim de ruhum çok acayip o. Ama bu sefer yanlış olmaz değil mi bir millete o ille olduğunu. Benim şualar Eren. Şualar böyle koydum. Hiçbir güç ayıramazdı benimle onun bağını. Şimdi misal içinde söylesem de gerildim yani. Yani geriliyorum böyle. Şey yapamaz yani Fesbuhan. Kopartamaz yani. Yani bir şefinden şeyinden medet bekler gibi. O şahsi manevi onun üzerinden geliyor. Şahsi manevi bırakmaz vallahi sizi bırakmayacak yani. Sekeratta himmet edecek. İmdadınıza yetişecek. Vallahi bırakmaz. Risale'ler bir avukat gibi diz savunacak. Savunacak tabii. Avukat doğru mu savunur, yanlış mı savunur? Nerede söylüyor bunu? Bunu nerede söylüyor? Hafız Ali abi haşir meydanındaki suallere kimce neyle cevap vermiş? Evet. Neyle vermiş? Meyve risalesiyle vermiş. Bana Allah onlardan razı olsun. Nurları tanıtıp da elime yani kitap istedim. İlk gün istedim. Çok uyanıktılar, akıllıdılar. Burada öğretmenlere, Eren sen de öğretmensin edebiyatımda. Çocuklara büyük kitapları, dershaneye gelenlere, yeni gelenlere sözler mektubattan açıp ders yapmayın. Yani çünkü onu çok acayibine gidecektir, sevecektir ama o kitaba ulaşılmaz ki. O kitabı ben nerede bulacağım? Onun için küçük kitaplardan yapın. Şeyden, gençlik rehberi, küçük sözler, meyve risalesi. Ayet-i Kübra, Elücet-i Zehra. Niye? Dinleyen diyecek ki, bunu Rüştü abi öğretti bize. Karşıdaki genç, delikanlı veya yeni gelmiş bir insan. Meyve Risalesini açtım. Oo ben ona ulaşırım ya. Onu yerim ya, ben onu okurum ya. Sözde oo o kadar bu çok yastık gibi bu okulmaz ya. Bir de resim mesim yoksa. Ama Meyve Risalesini cesaret eder. Hem almayı alırım param da yeter veya okurum ya bu ne güzel diye bir de ben okuyayım onu. Onun için küçük kitaplardan yapın der. Ya çok acayip değil mi? Bunlar
insan ustaları, insan tamircileri, doktor Süleyman. Şimdi tadat ediyoruz da abi, yani emekleri var. Vefam oluyor. Yani benim hayatıma taş koymuşlar. Allah herkesten, hepinizden razı olsun. Evet, başka? Niçin bazen çok küçük şeylerde boğulduğumu bir türlü cevabını bulamıyorum? Niçin çoğu zaman küçük şeylere boğuluyorum? Bir türlü cevap bulamıyorum. Var cevabı ama klasik cevaplar beni tatmin etmiyor. Ne zaman onlardan anlam hayatıma anlam kattığına inandığım şey enfusi tefekkürlerle ancak cevabı ben tatmin oldum. Yoksa haşa ve ma rabbuke bi zelamin lil abid. Rabbin kullar üzerine zalim değildir. Doğru okudun mu kavuz? Düzelt yanlış varsa. Yani Rabbin kullar, yani Allah sizin elem almanızdan, hasta olmanızdan lezzet almaz. Değildir. Ha, hayatımıza anlam katıyor. Mesela yeri gelmişken bir hemen herhalde şey gelmez. Hapishanede şöyle bir şey yazmışım. Doğru ve yanlış. Öfke nedir? Peki kelime. Senin sınırlarını çizer. Gülmek nedir? Sınırlarını kaldırır. Sınır, hudut. Bir daha. Nasıl olduğu, nasıl yazıldığı onu da bilmiyorum. 2017. 9. ayın ikisinde. Bir daha. Öfke sınırları çizer. Senin hudutlarını çizer. Gülmek ise hudutlarını kaldırır. Üzüntü peynidir. Kaçırdığımız ve suçluluk duygusu olmazsa idi insan olgunlaşamaz. Üzüntü de insan üzüntü, suçluluk duygusu, keşke demesem, yapmasam gibi şeyler insanı olgunlaştırmak için fırınmış bu. Kaçırdıkların yoksa ne bulma arzusu olur ki hayatta? Kaçırdıkların var. Kaçırdıkların olacak ki bulma arzusu olsun. Ve neyin peşinde koşardın? Bunlar problemi çözmede malzemendir. Üzüntüde, öfkede malzemedir. Peki nasıl çözeceğiz? Yeterlilik. Diyor ki problemi çözerken bir, ümitli ol. İki, olumlu tutun. Yani doğru malzeme, düşünce malzemelerin olsun. Yeterlilik olsun. Düştükten sonra kalkabilmeli, yılmamak. Bunlar insanın yeterliliğini barındırır. Yani şeytanın 4 sıfatı var ya. Onu da kullan. Yeis. Sonra şeytanın başka ne var? Kibir. Gurur. Kibir. Bir de ben merkezli düşündü. O topraktan, ben ateşten, kapitalizm. Ben merkezli düşündü. Yani yeis. Kibirlendi diyor. Kim gibi? O sıfat bizde de var. Kim gibi? Ustad diyor ki Nemrut, Firavun. Ne sıfatıdır Nemrut? Nemrudane inadı. İnat Nemrutluktur. Nemrut'u orada arama. Nemrut'u burada ara. Batılda inat etmek. Namaz kılmamakta inat etmek. Nemrudane inadı. Firavunane gururu. Taştı taştı şişti diyor. Lematta sözlerde 710. Sonra neyi şey yaptı şeytan? Beni sen azdırdın dedi. Kusuru, eksikliği derüfte etmedi. Adem aleyhisselam ben nefsime zulmettim dedi. Kur'an lisanı bunlar. Şeytan dedi ki sizi bu hale getiren neydi? Adem aleyhisselam dedi ki ben nefsime zulmettim. Şeytan dedi ki beni sen azdırdın dedi. Kusuru derüfte etmedi. Şeytan bak yese düştü. Gurur ve kibirlendi. Kusuru derüfte etmedi. Ben merkezli düşündüm. Bunlar yeterliliktir. Çözüm için bunları hiç yapma. Ustad da bunu başka bir yeterlilik formülünü söyleyeyim. Katre'de yeis mana ismi mana harfi. Başka? İki tane de var. Nazar bak. Niyet. Nazar niyet. Bunlar ne işe yarayacak? Bunlar çözüm olayları çözmede yeterlilik becerisidir.
Hele yeis olmamalı. Yeis maniyer kemaldir. Kur'an lisanıyla ancak kafirler benden ümidini keser diyor. Şimdi yeterlilik karşılaşacağın şeylerle baş edecek malzemen olmalı. İçsel oturaklılığı kazandırmalı bunlar sana. İçsel oturaklılığı sana kazandırıyor. Değiştiremeyeceğin olumsuz şeylere odaklanma ama yararlan, kullan. Şu anda iyi olan ne? Onu yap. Sahip olduklarını kullan. Sahip olduklarını unutup temennilere tutunma, keşkelere tutunma. Mevcudu en iyi kullan. Yapman gerekenleri yap. Mazi ve müstakbelle meşgul olma. Geçmişten elem, gelecekten korkular geldiğini unutma. Seni kapar yani. İnsan üretmeden mutlu olması zordur. Üretken olacaksın. Üretmeyen mutluluk aramasın. Üretken olmayan, üretmeyen mutluluk aramasın. Nedir o? Oku, tanımla, tefekkür et. Üretkenlik bu. Yani çay üretiyorsun, buğday üretiyorsun, balık üretiyorsun, yani kalem üretiyorsun. Ha, sen de üretken ol. Nedir o? Üretken ol. Üretken olmadan mutluluğu arama. Nedir o? Tanımla, oku, tefekkür et. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam ben size şeyi söyleyeyim hocam. Yaklaşık bir yıldır bir üzerinde rahatsızlık var. Onu sonra konuşalım rahatsızlığı. Öyle mi hocam? Konuyla alakalı. Ha o zaman söyle. Söyle o zaman. Hocam işte bu rahatsızlıktan binaen de diyorum ya böyle bir ümitsizlik hadisesi hasıl oluyor. Çeşitli bu konuda böyle sıkıntı yaşıyorum hocam da. Elhamdülillah namazımda falan hocam bir şeyim de yok, sıkıntım da yok ama. Bu ümitsizlik şeyden mi geliyor hocam? Nasıl bir şey oluyor ki? Evet tamam kapat şimdi sesini. Tamam hocam. Şimdi biraz önce yeisti değil mi? Yeisti. Şimdi sen ümitsiz düşünme şunu düşün dese ne olacak? O zaten onu biliyor. Çare ne sunarsınız mesela? Bak şimdi ümitsiz düşünme, Allah'ın rahmetini düşün sen desen o da zaten biliyor bunu. Biliyor. Peki nedir o? Çaresi ne? Buna mehrem sürme. Bunun hastalığı neşter olacak. Nedir o? Eğer Risale-i Nur'u ciddi okuyarak, not alarak, tefekkür mesleğine geçmeden bunun derdi bitmez. İstersen ilaç içsin, istersen nuska yaptırsın. Bu derdine ilaç hiç olduğu gibi nuska da öyledir. Nuska acizlerin, şeyde de ilaç da çaresizlerin sığındıkları limandır. Nedir o? Tefekkür imani. Ustad 28 defa zehirlendi. 28 sene hapiste ömrü geçirdi. Psikoloji hapları içti mi? Tam o özelliği vardı. Keramet değil ki hayatın içerisi. Nedir o? Şuna muvaffak oldu. Ama olamazsak biz içeriz. Tefekkür-ü imani, imanını arttırmak 25. lemanın 25. devasında bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızın kışafetlerinin. İmani mevzuları tefekkür ederse, mesela ne yapar? Hangisini okusun mesela diyelim böyle defter alıyor. Ayet-i Kübra, yani Ayet-i Kübra şualarda, 7. şua, onu okuyacak, okurken gırgır gidiyorsun, tamam, öyle de. Okurken senin, dur bu o paragrafta, senin alemine ne düştü? Kaydet. Nur talebesi 3 sıfatla yürür. Okumak, dinlemek yetmez. Yazmak. Yazıcıları, yazıcı abilere, yazıcı... Nurcuların yazıcılarına vermişler. Eskidendi yazmak. Bu ne eskidendi? Üçü devamlı herkeste var. Okumak, okuyuculardanız. Yazıcı değil misin? O zaman sıkıntı olur. Biz okuyucuyuz. Dinleyiciyiz. Ne demek dinlemek? Dinlemek şu. Dinlemeyi öğreneceksin. Yani o adam veya beraber hizmet ederken konuşmayı bildiğimiz gibi dinlemeyi de bileceğiz. Dinleyeceğiz, derslere gideceğiz, kendimiz okuyacağız, sonra da yazacağız, kalem ehli olacağız. Ya ehlel kitap diyor Kur'an.
Ya ehlel kitap, ey kitap ehli yani yazacaksın. Bu adamın şeyi nedir o? Mesela bir zat gelmişti o Belçika'dan mı? 21 dakika karısından şikayet etti ya böyle dedim ya eskiden Zeytinburnu'da. 1,5 sene neyse bizi sonra buldu. 21 dakika dedim oturdu 20 dakika söyle bakalım derdini. O hocam şöyleydi böyle tamam bitti mi bitti. Senin derdin şu sen kendini sevmiyorsun. Bu zat kendisine değer veriyorsa dediğimi yapsın. Ayet-i Kübra'yı okusun. Allah Allah bu nasıl? Alemine düşenleri yazsın. Her gün 5-10 dakika versin bak ne oluyor. Nereye taşınıyor. Olayın arkasına geçiyor. Olayın içerisinde kısacası bir örnek verin. Herkese lazım olur. Sait Biçer kardeşimiz var ya bu şeyde Feyyaz'da. O yazılım siteyi bizi yapmış. Eski yazılım yapan. O bana abi dedi. Dedim ya bazen sıkılıyoruz dedi. Ya dershanedeyiz sabahtan aylarca senelerce. Belgesel getirdi CD. Bir tanesini seyrederken baktım. Timsah, bir şey anlatacağım. Benim kafam öyle çalıştığı için. Timsah öküzü, yaban öküzü su içerken şeyinden kaptı. Kafasında burnundan kaptı. İki tane de aslan iki butundan kaptı. Aslanlar karaya çekmeye çalışıyor avını. Timsah avını suya çekmeye çalışıyor. Ben orada durdurdum. Ben psikolojiyle meşgul olduğum için ne anladım oradan? Vay falan diye değil, üzüntü değil. Eğer timsah avıyla beraber karaya çıkarsa yem ararken yem olacak. Çünkü aslanlarla savaşmada aslanların sahasına geçti. 1-0 mağlup başlıyor. Düşmanınla savaşırken sahana çek. Sahana geçme. Onun sahasına geçme. Düşmanınla savaşırken sahandan çıkma. Tamam mı? Psikolojisini al. Eğer timsah avını suya çekse, aslanlar da orada boğuşsa timsahla, aslanlar 1-0 mağlup başlayacak. Çünkü timsahın sahasına girdi. Sen de sahandan çıkma, hizmetten ayrılma. Hizmetten ayrılma. Ne demek? Kitap okumaktan, evradını okumaktan, derslere katılmaktan çıkma. Çıktığın anda 1-0 mağlup başlıyorsun. Evet, saatim geldi. Şuraya kadar şunu bitireyim, daha şey yapmayayım. İnsan üretmeden mutlu olması zor, yani oku, tanımla, tefekkür et. Şu anda yaşadığın geleceğin çekirdeği olduğunu unutma. Şu anda yaşıyorsunuz ya, şu derste. Şu anda yükleniyorsun böyle, bakıyorsun değil mi? Böyle. Senin gelecekteki hayatına katkı sağladığını unutma. Hareket eden her şeyden ses çıkıyor. Demek ses kelamdan önce hareket var. Demek ki ses hareketten sonra çıkıyor. Mesela bak. Bir hareket olunca ses çıkıyor. Eğer bir yerden ses çıkıyorsa sesten önce hareket var. Ha. Zamandan önce de hareket var. Hareket bil kuvveden bil fiile geçerken, dönüşürken ortaya gözükenin adıdır. Yani çekirdek ağaç olurken gece karpuzlar böyle tarlada bağırır böyle çok 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 yaparlar. Hani büyüyor ya. Yani çekirdeğe bil kuvve, ağaca bil fiil derler. Bil kuvvenin çekirdek halinden bil fiil hareket ederken ses çıkar. İşte sıkıntı bir sestir. Ondan önce bir olay var. İnkılap var. Eğer o sıkıntıyı tanımlarsan basamak olur. Her şey üst üste gelir der ya. He abi her şey üst üste geliyor. Tamam işte basamaktır o. Bas çık. Ya her şey alt alta gelse aşağıya gideceksin. Üst üste geldi için yukarıya çıkıyorsun. Hareket ne demek? Bil kuvveden bil fiile geçerken, dönüşürken ortaya gözükenin adıdır gözükmeye. O sıkıntı gözükmeyende haber veriyor. Mesela şöyle. Arabada hararet arttığını göstergede görürsünüz. 90'ı geçmiştir mesela hararet. O gösterge hararet artırsa veya termometre 50 derece gösterse İbrahim Adana. Sen Adanalısın. 50 derece oluyor mu bazen? Yani 45 oluyor. Oluyor. Evet. Peki termometreyi elini tutsan 45 derece ateş yakar mı termometre? Yok mu? Yapmaz.
Termometre 45 derece değildir. Ama 45 metre 45 dereceyi gösteriyor. İnsan da sıkıntıyı gösteriyor. Kendisi aslında sıkılmıyor. Bu ustad aynı 30. sözde söylüyor. Enemetredir insan. Enemetre. Enemetre ne demek? Yani gösteriyor, kendisi o değil. Termometre 50 santigrat dereceyi gösteriyor ama kendisi 50 santigrat derecede değil. 50 dereceyi gösterse kendisi de yanır zaten. Yani olsaydı öyle. Demek ki sıkıntı aslında göstergenin gözüken tarafıdır. Başka bir şeyin tanımlamasıdır o. Bir şeyin bedeli veya karşılığı olarak konulduğu zaman o şey yani konulan daha değerli ise değer yoksa değmez. Misal, fani dünyada yaşamak ahireti için değer. Son cümle bu. Fani dünyada yaşamak ahiret içinse değer. Ama sonu hiç olmak içinse bu dünyada yaşamak değmez. Tamam. Bunu nereye bağladım? Hapishane Süfyan'a karşı çıkmak için değer. Para biriktirmek, mafyalık, şunlar bunlar için buraya girmeye değmez. Tamam. Allah'ın şeyi var yani. Allah'ın cenneti var, Allah'ın bir de cehennemi var. Deccal'ın da cenneti var, Deccal'ın da cehennemi var. Beşinci şuada geçiyor. Değil mi? Öyle diyor. Deccal'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine, onun diyor cehenneme giren Allah'ın cennetine tersi veya cennetine cehennemine girecek. Ters orantılı. Demek ki bu dünyada oraya yaşıyorsanız bir saat bile yaşamak yetiyor. Burada ahireti yaşıyorsak ahiret hesabına bir saat bile çok bile yetiyor. Ama dünya için istersen 1 milyon sene yaşa. Hiçbir şey değeri yoktur. Ya. Burada kesiyorum. İnşallah gene her akşam yapacağız ama böyle psikoloji her akşam değil. Başka dersler de olur. 6 gün Şevval bitene kadar her akşam yine 11'de ders yapacağız. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Şevvala başlamayanlar mutlaka başlasınlar. Vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma selavat. Hakim ne var diye yazınıza bakıyorum. Tamam. Hasan Hocam. Efendim Ayhan. Sunumunuz bitti de çok dikkatle sizi dinledim. Bu sıkıntıda ustak diyor da sözler 726 son paragrafta. İki cümleyle okuyayım. Belki bir katkı olur da. Ben dünyamı da bitirdim Allah'ın izniyle de. Maşallah. Şimdi bak. Merak da diyor inme hocadır. İhtiyaçtır. Terakkinin üstadı. Tamam. Sıkıntıdır muallimeyi sefahat demek sefahatin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni neyse suizandır. Sözler 726 delalet fitredir, zulümat kalbidir, ıskat cesedidir. Yani burada sıkıntı yeis dedik de bir de suizan da çok önemli. Ben bunu alttan altını çizerek söndüm. Evet. Yani bunu bilinçaltına mücadele edeceğiz, bilinçaltına yerleştirmeyeceğiz. Evet. Evet, çeşitli şeylerin cevapları vardır, tamam bu sıkıntıların çeşitli cevapları var. Temelde imanımızı inkişaf ettireceğiz. Onu da nasıl yapacağız? Tefekkür imanı. Derslerimizi tefekkür ederek okuyacağız. Teniyle okuyacağız. Ustad demiş, teniyle okuyun, gazete gibi okumayın. Yani bir bilgi edinmek için değil. Kitap okurken şöyle bakın lütfen. Bilgi edinmek için değil, üstümdeki battaniyeleri kaldırmak için. Üstüm örtülmüş, öğretmenler örtmüş, okul örtmüş, toplum örtmüş, videolar örtmüş, anne babam örtmüş, sebep-sonuç ilişkileri örtmüş, putlaştırmışız sebepleri, örttük de örttük. Bilgilenmek için değil, üstümdeki battaniyeleri artmak için. Tekrar selamünaleyküm.